Merhaba arkadaşlar, Otomobil Kutup kanalına hoş geldiniz. Yepyeni videoyla karşınızdayım. Şimdiye kadar benim en çok izlenen videolarımdan bir tanesi olan Otomatik Viteste Bunu Yapma adlı videoya bir sürü yorum gelmiş. Şimdi sizlerle bu yorumları beraber okuyalım. Bakalım neler yazmış arkadaşlar, insanlar neler yazmışlar. Kimileri hakaret amaçlı yazmış, kimileri iyi niyetlerini sunmuş. Şimdi ben burada bazı kelimelerle devrik cümleler kurmuşum. Onları da bir göstereyim sizlere. Olabilir. Sizlerle otomatik vitesli araçlarda yapmamanız gereken şeyi göstereceğim sizlere. Şu an görmüş olduğunuz araç Hyundai i30 otomatik vitesli bir araç. Birçoğunun yaptığı bu hatadan dolayı insanlar ustalara dünyanın parasını veriyorlar. Bu hatayı yapmayın. Araçlarınızı park haline alırken şimdi şu şekilde park edin. Ben bu videoyu çektiğim 2018-19 Şubat tarihinde burada vites kelimesine fites demişim. Buna çok takılmış arkadaşlar. Demek ki bazı ufak tefek yanlışlıklar olabiliyor çekim esnasında. Tabii ki ben de biliyorum otomatik vites demesini. Fakat o an ağzımızdan fites diye çıkmış. Biraz şiveden kaynaklı olabilir. İstediğim zaman şivesi de konuşabiliyorum. İstediğim zaman biraz şiveli de konuşabiliyorum. Burada birazcık şiveyi şey yapmış olabilirim. Ben Malatyalıyım arkadaşlar. Bizde geri geri gitmeye Anarya derler. Anarya gel der, dururlar mesela. Şimdi bunları bazı arkadaşlar bilmiyor olabilir. Dilimdeki bu sürçme de onlara komiklik olmuş. Yani bilmeyerek yapmış olduğum bir şey aslında. Fakat değişik çeşitli yorumlar gelmiş. Şimdi 3000 beğeni almışım. 509'da beğenmemiş. Yapacak bir şey yok. Şimdi burada hep beraber yorumları bir okuyalım. Bakın burada arkadaş yazmış. Allah aşkına vitese fites demeyin. 99 kişi beğenmiş. 14 kişi de yanıtlamış. Bakalım neler demiş. Biri fites demiş. Biri küfür etmiş. Otomatik vites diyen var. Vites. Kardeşim sadece fites dese neyse, adamın şu anlattığını mantıklı izleyebilirim bir tarafı yok demiş bir tanesi. Ötekisi vites demiş. 90 gün sonra adımı değiştireceğim yazmış. Vites yazmış. Ya yani işte biraz tiye almışlar. Yaşar Keskin vitese fites, şanzımana şanzuman deriz biz Türkler demiş. Doğru söylemiş. Biz şanzımana şanzuman deriz. Vitese fites deriz. Ben de zaten beğenmişim arkadaş. Sağ olsun bizi orada savunmuş. Tonla para ver, otomatik al, ben mi onu hükmedeceğim, o mu bana hükmedecek gibisinden bir yorum yazmış. Şimdi arkadaş, tonla para veriyorsun fakat işte şey olmayasın diye, sıkıntıya girmeyesin diye biz bu şekilde şeyleri yazıyoruz. Şöyle. Videolarımıza geri gelelim. Evet. Yaşar Keskin ona mı takıldın demiş Fatih Küçük Seymen. Evet, doğru söylemiş. Burada diğer şeyleri göstermişler. Ondan sonra diğer yorumlara da bakalım hep beraber. Şöyle yukarıdan bakacak olursak. Evet, tonla para ver, otomatik al, ben buna hitap edeceğim demiş. Çek tekrar bas, pay al falan diye yazmış. 107 kişi de beğenmiş. 11 kişi de yanıtlamış Alcan Akbaş'ı. Biri mal yazmış. Birisi otomatik vites araba kullanmak ayrı tecrübe ustalık ister. At arabası kullanır gibi kullanırsan sonuçlarına katlanırsın yazmış. Cihan Öztürk mantıklı konuşmuş. Otomatik dosttur diyenler var. Hepsini bilerek yaptım. Yokuş yukarıda el freni çekmeden boşaldım. Aldım yarı katı fiyatına sattım demiş. Bir yıl önce. Şu an satsaydın daha da karlı olurdun. Emin ol Melih Yiğen. Melih Yiğen daha karlı olurdun. Şu an çünkü araç piyasası uçtu. Otomatiğe özel bir durum değil bu. Düz vitesle yapılmalı diyor. Evet, olabilir. Türkçe altyazı konuşan kral yazmış. Ebu diye bir kişi. Vallahi ben Türkçe konuşuyorum. Videolarımda da anlaşıldığı üzere sen anlamışsın ki altına yorum yazmışsın. Türkçe altyazı koy diye. Aşağıya bakalım neler yazmışlar. Sakız falan mı, nazar mı? Arkadaşa ve sakız çiğnemiş. Onunla ilgili bir şey yazmışlar. Biri Keloğlan demiş. Burası gırgırmış. Dayıcığım ne kadar güzel sunum yapmışsın ama seni kayıt eden kişide hiç mi saygı yok? Cagırık cugırık sakız çiğniyor. Arkadaşlar bu sakızlarına gelince gerçekten kendisi de farkında değildi.
Sakız'ın kendisi de sonradan çok üzüldü. Ben de farkına değildim video çekerken. Evet, bu birazcık kulakla dinleyen arkadaşların kulağını rahatsız etmiş olabilir. Bu abimizin söylediği için söylediğini şu anda şuradan da hissedersiniz demiş. Araç neredeyse el freni çekip ayağınızı frenden kaldırdığınızda araç bir oturur. Ha işte o frene bindiriyor yükü işte demiş. Diğer türlü oturur ama az oturur çünkü şanzımanları yükü bırakmamıştır. Emeğine sağlık hocam. Biz millet olarak her şeye muhalefetiz. Sen aldırma 10 numara gidiyormuş anlayana. Bayan Erdoğan, teşekkür ederim. Helal olsun sana verdiğim bilgi için. Teşekkür ederim. Yusuf Yüzük, teşekkür ederiz. Ne olursa olsun Otomotor isimli arkadaşım uyarıları mantıklı demiş. Murat. Teşekkür ederiz Murat. Alper Çiftçi de aynı hatayı manuelde de yapıyor. Önce el freni çekin sonra vitese takın. Doğru. Kış aylarında el freni takılı kalır, çözemezsin yazmış bir tanesi. Yani bu da bir şey tabii. Ama yani İstanbul gibi bir yerde kolay kolay donacağını düşünmüyorum. Hani şu an zaten hava sıcaklıkları çok eksinin altına düşmediği için. Fakat işte Erzurum'da, Kars'ta belki donabilir. Bu da değişik bir bakış açısı. Mantıklı, yararlı bilgi. Evet, frene basıp dur, ayağını frene çekmeden vites P'ye al, el freni çek, son olarak ayağını frenden kaldır. Adam yardım soruyor kısaca. Düz anlamda teşekkür edenler var. Önce el frenini, sonra park modu. Abinin anlattığı eğimli yollarda kullanılır yazmış. Kullanılabilir. 422 bin kilometre hiçbir sorun yok. El frenini hiç kullanmadım yazmış. İyi, güzel sorun çıkması güzel bir şey. İzlemiş olduk. Ne yapalım aklımıza dursun bakalım. Belki böyle yapar demiş. Güzel bir bilgi yazmışlar. Otomatik değil, otomatik. Vites değil, vites. Memdostu baş teşekkür ederim. Türkçeyi güzel öğrenmişsin. Ağzı olan konuşuyor yazanlar var. Manuel tercihim. Bana pek mantıklı gelmedi ama yine de sağlıyormuş Furkan Yoğunoğlu. Sen de sağ ol Furkan. Bu sebepten dolayı arabama 5000 TL masraf yaptım. Gerçekten bu bilgi için teşekkürler yazmış Süleyman Türk. Hocam parktan neye getirince el frenini çekiyoruz ya sonra ayağımızı kaldırıyoruz frenden peki sonra parka getirmek için gene frene basıyor muyuz? Arkadaş zaten bunu çektiğin zaman parktan neye getirince el freni çekiyorsun sonra ayağımızı kaldırıyoruz frenden peki sonra parka getirmek için frene basıyor muyuz? Frene bana zaten şeye getirmişsin arabayı frene bindirmişsin el frenine. Bu adam çok zeki yazmış. Ramiz Karaeski. Dalga geçmişler anlayacağınız. Arkadaşlar ben dalga geçenlere falan herhangi bir şey demiyorum. Elimden geldiği kadar bu tip bilgiyi derleyip toparlayıp sizlere sunmaya çalışıyorum. Ha, yorumlar iyi olur, kötü olur. Ona diyecek bir şeyim yok. Herkesin kendi yorumudur. Ama Malatya mı burası hacı yazmışlar. Malatya değil orası. İstanbul. Pendik. Şöyle göstereyim. Arabayı park edip ayak freni, el freni. Burada arkadaş kısasını yazmış. Evet bu bilgi doğrudur. Yanlış bir video olmuş. Ben 2013 30 kullanıyorum. 5 senedir park alıp el freni çekip hiçbir sıkıntı yaşamadım şu ana kadar yazmış. İnşallah da yaşamazsın. En iyisi düz vitesi demişler. Bakalım diğer şeylere. Amca biz o aracı oyunda görüyoruz. Hani sen boş ver falan sigaran var mı yazmış. Soner demiş. Vallahi kardeş oyunda da var mı o bilmiyorum ben de. Kardeşim bu bilgiler için teşekkür ederim yazmışlar. Eyvallah sağ ol. Otomatik vitesi sakin. Bak arkadaş. Şimdi şu yorum mu? Sizlere soruyorum. Bu yorum mu? Böyle bir şey olabilir mi? Abi 44 Malatya'da mı oturuyorsun? İşte böyle sorular da gelmişler. Bu komedyen kim? Evet. Otomatik olarak çekiyor park frenini. Ben görmedim park frenini otomatik olarak çeken arabayı. En azından bu araçlarda görmedim. i30'lar için konuşuyorum. Bırak da bozulsun kardeşim. Tamirciler nasıl para kazanacak? Değişik bir bakış açısı. Boş konuşuyor yazmışlar. Ben oto tamircisiyim diyen var. Selami Şahin. Türkücü mü o ya? Ha değilmiş. Ya artık bir kere el freniyle şanzıman ne alakası var yazmış bir tanesi. Yanlış bilgi. Ona bakarsan D'deyken uzun süre frenlemek de aynı şey falan filan. Yani sen de boşal kardeşim. Neyi al parklarda? Şeylerde, ışıklarda. İşte herkes bir şeyler yazmış. Minik sıfır sıkıntı yazmış. Abi sen Malatya'da mısın? İstanbul'dayım. Manuel kullanıyorum yazmış. Kırmızı ışıkta boşa almak lazım demişler. Yani şöyle gösterebilirsek otomatik vites. Bu vites olayına çok takılmışlar. Acaba videonun izlenmesi de ondan mı arttı bilmiyorum. Bu vites muhabbetinden ben de bilmiyorum.
Ne yaptığını. Şöyle gösterelim. Biraz hızlı geçiyorum. Yorumlar çok fazla. Yani şöyle. ...2008 model Mercedes E200 kompresör sahibi 11 yaşına girdi demiş. 11 senedir bir şey olmamış. Şahta bir şey olmaz. Otomatik vitesi beğenmeler de olabiliyor. Yani fitese vites demek, vitese fites demek. Siz anlamıyor musunuz bunu? Ben yanlış bir şey mi söylüyorum kardeşim burada ya? Otomatik vites kulaçların, hampacıların, beleşçilerin işidir. Jinomadan adam çarpmak isteyenlerin işidir. Sanki uçak kullanıyorsun. Önce çalıştır. Ona bas, o modu al, alt tarafa otomobil, gereksiz misyonlar yüklemişler yazmış Balıkçı Osman. Kendine göre haklıdır belki. Şöyle, ben size yorumları okudum. Ya, farklı farklı yorumlar var, herkesin yorumuna saygı duyuyorum. Yalnız küfür olmadığı müddetçe hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Mümkün mertebe küfür etmeyelim. Ama böyle tiye almalar falan filan bunlar olabilir. İnternet aleminde. Ya bizim de yanlışlarımız olabilir. Yanlışlarımızı güzel bir şekilde anlatarak düzeltecek olan insanlar varsa onlara da herhangi bir şekilde diyeceğim bir şey yok. Ya bu şekilde videoları yorumlarını okuyorum sizlere. Bu en çok izlenen videom. Onun için yorumlarını okumak istedim. İnşallah daha çok izlenen, daha güzel yorumlanan videolarla karşılaşırız. Otomobil Kitap kanalını beğenin, takip edin, bana destek olun. Hoşça kalın.